İyi akşamlar Sayın Vekil. Doğuş TV'den ben Yekta Ayaklı. Sayın Nergis Üstü Doğuş Medya Grubu. Hayırlı olsun öncelikle. Televizyonunuz. Şimdi Doğuş TV olarak Aymir'de yayına başlıyoruz. Az önce sizi dinledik. Ülkenin gerçekten şu anki yaşadığı gündemin bastınız damarına. Peki sizce Türkiye gerçekten nereye gidiyor? Hani burada partileri anlattı. Türkiye kötüye gidiyor işin açığı. Yani ben bunu bir partici olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir parti meclis üyesi, efendim neferi olarak değil. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşı olarak söylüyorum. İyi gitmiyor. Toplum gittikçe ayrışıyor, kutuplaşıyor. Efendim gerilim had safhada, dolayısıyla çatışmaya doğru gidiyor. Bölge ülkeleri keza Irak'la, Suriye'yle neredeyse yöneticilerimiz her gün savaş diyor. Sınırı askeri yürüyoruz. Bir kısım askerimiz Suriye'de. İyiye gitmiyor. Yani kötü gidiyor. Dolar geldi 3.30'a vurdu. Efendim işte 600 milyar dolar borcum var senin. Nereye gidiyoruz? Kötüye gidiyoruz. Dolayısıyla umarım bu gidişat bir an önce düzelir ve de o halde gidiyoruz hem de. Olağanüstü hal dönemde gidiyoruz. 100 bine yakın insan kamu görevlisi işten atılmış. Binlercesi hapiste. Kötü gidiyoruz. Lokantalar kapanıyor. Yani kötü gidiyoruz. Evet, kötü gidiyoruz. Dolayısıyla halkın gündemi buyken birileri başkanlık derdinde. Başkanlık bu sorunları çözmeyecek ki. Keşke çözse, bilsek ki çözecek sihirli bir değnek. Ya diyelim ki tamam, yani yetek sorunu çözüyoruz. Öyle değil. Yani bütün bu olayların müsebbibi, sorumlusu, geçmişte bir sürü hatalı işlem yapan, suç teşkil eden eylemlerde bulunan kişiler kendilerine koruma, dokunulmazlık sağlamak için tabiri caizse başkanlık sistemini, rejimi değiştirmeye çalışıyor, gündem değiştiriyorlar. İyi değil. Peki son bir değil. Soru Sayın Bakanım bekliyor sizi. Erken seçim olur mu Türkiye'de bu koşullarda? Ben bu şekilde gideceğini düşünmüyorum. Yani Türkiye'nin bu haliyle 2019'a kadar gideceğini düşünmüyorum. Sıkıştığımız her anda halk iradesi falan diyorlar ya. Evet. Milli irade. Milli iradeye gitmek lazım. Sorunun düğümü çözecek olan yine halktır. Peki saat 5'te 5 dakika eylemi ne zaman başlar? İşte başlayabilir. İşte direnme hakkı bu anda bir anda aklıma gelen bir şeydir çünkü mesela. Atacağız saat 5'te 5 dakika mesela. Saat evet. 5'te 5 dakika. Hadi tıkarız trafiği, direniriz. Faşizme karşı. Faşizme karşı direniriz işte, örneğin yani. Evet. Başlarız. Yani bunlar uyarı olur.